bu kadar övüyorsun, söylüyorsun. Peki mi modelin sana neden güvenmiyor? Hadi bakalım. Kim güvenmiyor? Kesim konusunda sana güvenmiyor. Ya ne kesimi, dün başka şeyler konuşuyorlardı. Gerçekten benim en hassas olduğum nokta. Şerife öyle şeyler söylüyor musun? Ya ben... Gerçekten kesim, öyle şeyler söylüyor kesim musun? Kesim konusunda evet, ben kimseye güvenmiyorum. Bunların hepsini bilerek geldim. Fakat sen benim saçıma herhangi bir zarar veremezsin ya da... Buradan bu keseceğim mı? Deyip de buradan benim istediğim olacak. Ben kendimi öyle göstermeye şey yok, geldim, bakma. Mecbursun. Hiç kusura bakma. Mümkün hiç, bu saç kesilecek zaten, bakma. Hepsi yanlış. Nereden keseceksin? Davalı pandosun herkes için. Çöptür ve nereden ben bununla yarışacak düşünüyorsun sen. Nereden keseceksin? Ben bu saçla yarışmam, bu saç kesilecek. Başkasının yaktığı bir saçın üstüne ben işlem yapmam. Değil mi? Kesin birinde konuşuruz o zaman. Yapmaya devam edelim. Sen edin. De bu sorun oldukça her türlü sorun daha da kusura gelecek. Daha felaketler de gelecek. Nedir bu ya? Pardon, nasıl sorun bir ne? Ekibiz biz sorun ya? Sorun ne? Sorun bu şekilde arkamda konuşman hiç hoş olmamış. Arkamızdan değil. Ben Tayfun Bey'e de güvenmem. Diğerine de güvenmem. Ben kuaför olarak kesimlerde hiçbir kuaföre güvenmem. Sen zaten bu duygularla, bu bakış açılarınla şey daha herkese davan olur. Ay valla. Herkese davan olur. O zaman benim saçımı güzel kes. Ben de senden... Davacı olayım, sana teşekkür edeyim, değil mi? Budur. O zaman bekleyeceksin. Öyle ön yargılı konuşma bana hiçbir hakkın yok. Bana kuaförlüğünü göster o nedir zaman. Nedir bu ya? Kimlere düştük ya? Kuaförlüğünü görmek istiyorum o zaman. Şerife, ben bir şey soracağım sana. Kimseye güvenmiyorum diyorsun ya şu an. Hani bu kuaförlerle ilgili bir şey mi yoksa genel ben anlamda genel mı kimseye anlamda güvenmiyorsun? Hiç, ben hiçbir Allah'ın kuluna güvenmem. Neden babam peki? Hiç kimseye güvenmiyorum. Neden ama neden güvenmiyorsun? Bir şey olmuştur neden? Ki güvenmiyorsun. Neden? Evet, benim şöyle söyleyeyim. Mesela çok güvendiğim bir erkek arkadaşım vardı. Sevgilim diyen erkek arkadaşım derken. Bir gün ofisteydi. Dedi ki çok acıktım. Ben de bir sürpriz yapayım dedim. Mesela ona yemek götürdüm. En basit bir örnek. Sonra ne yaptı beyefendi? Benim yaptığım yemeği beni aldattı. Kızla oturup yedi. En basiti. Ah. Ne yapmış? Yemek yapıp gitmiş sevgilisine. Yaptığı yemeği aldattığı kızla yemiş. Tabii ki güvensizliğini anlamaya çalışıyoruz daha önceki tecrübelerinden. Ama burada da karşılaşabileceğim bir takım sorunlar da olabilir. Onları olabilir. Nasıl absorbe edeceğinle alakalı bir durum tabii ki seninki. Çok daha güzel şeyler de olabilir. Belki o evet. Algını da kırabiliriz burada. Kesinlikle zaten ben de onun için geldim ama benim dediğim gibi Eylem Hanım'a hakkında söylediğim şey zaten... Kendi şahsıma da söylemedim. Burada atıyorum Tayfun abi de olabilirdi benim kuaförüm. Ben kesim konusunda güvenmediğimi söyledim. Onu benimle paylaşırsın ama Taner Bey'le değil yalnız. Ben ona kırıldım ben zaten. Ben bizzat ona sen söylemedim. Bunu, ben bizzat sen onu benimle paylaşırsın. Ben seni anlarım. Ben bir şey söyleyebilir miyim Çiğdem Hanım? Tabii. Sen bu şekilde modeline yaklaşırsan modelin sana hiçbir şekilde güvenme. Çünkü sende de davranış bozukluğu var. Sen onun yolundan gitmen gerekiyor, anladın mı? Ben şu anda geçmiş olsun demek istiyorum size. Sizin tavrınız çok yanlıştı. Gerçekten bu şekilde kesinlikle güven veremezsiniz. Daha çok tedirginlik... Ben güven vermeye çalışmıyorum zaten. Bir şey keseceğim de demedim. Model de vermedim. Şu an o kadar boş konuşuyorsunuz ki. Dinledin mi ki de boş konuşuyorsunuz diyorsunuz. Bak çok sakin duruyor. Bazen böyle çocuğum. Niye dinleyeyim ki? Çünkü sanki saçı kesecekmişim gibi bir konuşma yapıyoruz ki biz. Ya konuşmuyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Siz ne zaten isterseniz söyleyin. Zaten ön yargılı olacak da konuşmayın zaten. Tamam, bakın işinize önünüze bakın. Ortada model yok, kesim yok, renk yok, hiçbir şey yok. Arkamdan yorum yapılıyor. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.